Aman anacığım, o kadar sıkıntılara katlandın, o kadar uğraştın. Şimdi bundan nasıl vazgeçersin? Kararlıyım Kulina. Bir yolu olmadı. Konseyle falan konuşsan. Pişman olmuş. Oyuncaklar ülkesine geri dönmek istiyormuş desen. Ama döndüğünde orada da mutlu olamayacaksın nanacığım. Olurum. Arkadaşlarım bu acıyı unutmama yardım eder. O kadar kolay değil bu nanacığım. Neden? Yani dünyada yaşamanın tadını aldın mı? Bundan vazgeçmek o kadar kolay değil. Ah bak bana. O kadar kolay olsa ben başarırdım. Nasıl yani? Demek sen de benim yaşadığım gibi bir şey yaşadın Kulina. Kapatalım bu konuyu. İçim hala acıyor. Çok eskide kaldı bunlar. Lütfen nanacığım, senden rica ediyorum, iyi düşün. Evet kızım. Sonradan pişman olacağın şeylere karar verme. Öfkeyle kalkan zararla oturur yavrum. Bu hayal kırıklığıyla ben bu evde yaşayamam. Halkın yüzüne nasıl bakarım artık? Ne varmış evladım? Hayır Makbuş ya. O başka birine aşıkken burada kalamam. Oyuncaklar ülkesine döneceğim. Kararımı verdim ben. Peki yavrum. Dileğini yüce konseye götüreceğim. Ben kararlıyım Kulina. Hı hı. Tamam. Bak nanacığım. Bak yavrum. Bu kadar üzülme evladım. Hı hı. Ağlama olur mu? Ağlamıyorum. Ne işin var senin burada Mendebur ha? Nana geri dönüyor. Bayram edersin artık. Duyduklarım doğru mu nana? Hı hı, evet. Hadi çek git buradan. Bak tava mutfakta. Ona göre. Bu kötü gününde arkadaşımın yanında olmayacak mıyım ya? Ne oldu nana? Hadi anlat bana. Çek git buradan. Baksana. Kızcağız ne halde görmüyor musun? Asıl sen izin ver de dertleşelim biraz. Bak mutfaktayım. En ufak bir şey yaparsan kıza tavayı suratının ortasına yersin ona göre. Tamam mı? Neyin var nana? Neden oyuncaklar dünyasına dönmek istiyorsun? Burası bana göre değil Şoker. Çok mutsuzum. Ha. Dünyada yaşamak hiç de kolay değilmiş. Tabii ya. Sen ne sanmıştın? Bak, insanlar bile dünyada ne kadar zorlanıyorlar. Ama bir oyuncak için bu çok daha zor tabii. Seni çok iyi anlıyorum kardeşim. Gerçekten bu dünya çok acımasız. Senin gibi duygusal bir bez bebeğe göre değil. Evet, çok kırıldım Şoker. Aman ben ana. Ne işin var senin burada? Git mutlu mesut oyuncaklar dünyasında yaşa. Hem yeni Luna Park'ın yapımı da bitti. Burada da Luna Park varmış biliyor musun? Aman bizim oradaki kadar güzel değildir. Belki de haklısın. Bu maceraya hiç atılmamalıydım. Tabii ya. İşin yoksa küresel ısınmayla filan uğraş dur. Sana göre değil bunlar nanacığım. Kızın aklını karıştırmasana sen. Madem bu kadar kötü, sen niye oradaki rahatını bırakıp buraya geldin ha? Ben mi? Benim başka ulvi amaçlarım var Makbuşcuğum. Hadi oradan, ulvi amaçlarmış. Seni Mendebur seni. Hadi artık git buradan. Yoksa Şoker Moker dinlemem, indiririm tavayı beynini ona göre. Tamam canım, sinirlenme. Gittim bile. Sen en doğru kararı verdin. Ay. Aferin sana. Sonuna dek arkandayım. Ay. Ah benim güzel kızım. Şu şeytanın kafanı karıştırmasına izin verme. Hatırlasana ne çok istiyordun. İnsan olmayı. Evet ama kalbim çok kırıldı. Hakan beni değil Simge'yi seviyor. Yine de bak bir daha düşün. Kusura
İlk önce hiç istemiyordum dünyaya gitmesini. Ama şimdi orada kalmasını istiyorum. Böylesi onun için daha iyi olacak. Evet ama... Buraya geri dönerse akrep orada kalacak çünkü. Ne yapsam acaba? Nana bunu istediğine göre Periler Konseyi'ne durumu iletmem gerek. Ay umarım geri dönmesini kabul etmezler. Bu ekranda niye açık kalmış canım? Ve iyi ki kapattın, başım şişti ya. Aman sen de. Ne bu canım, çay bahçesi gibi televizyonun sesi hep sonuna kadar açık. Ay sus, kapattık işte. Bir sen olsan yine iyi, her gelen ekranın sesini açıyor canım. Her gelen mi? Ben yokken buraya biri mi geldi? Şoker ve Gorfu. Senin anaya sihir yaparken pek eğlendiler. Neler diyorsun? Burada film izler gibi ellerinde patlamış mısınlar? Gel keyfim gel. Her yaptığımızı izlediler. Demek Şoker ve Gorfu ha? Ah Nana'nın Hakan'ın düşüncelerini okuduğunu biliyorlar öyleyse. Evet. Pek beğendiler burada. Şoker, Gorfu neredesiniz? Çıkın ortaya. Ay biraz sessizlik canım, başım şişti. Ay yeter, sus artık. Ben Kulina. Beni buradan çıkar. Lütfen. Çabuk bana Şoker'in nerede olduğunu söyle. Bilmiyorum. Bana yalan söyleme. Gerçekten bilmiyorum. İnan bana Yüce Kulina. Siz nasıl benden habersiz ekranımdan dünyada olup biteni izlersiniz ha? Şoker beni zorladı. Sus bakayım yalancı. Çabuk bana Şoker'in yaptıklarını anlat çabuk. Yoksa seni silerim ona göre. Silmek mi? Bunu yapma Kulina. Zaten ayaklarımı daha önce silmişlerdi. İyi ya, ben de şimdi kollarını sileceğim. Olmaz Kulina. Walt Disney'le anlaşmam var. Onlarım da olmazsa sanat hayatım başlamadan biter. Lütfen. O halde konuş çabuk. Siz Nada'ya sihir yaptınız ya. Şoker de Simge'ye bir iksir hazırladı. Simge onu Hakan'a içirince ondan başkasını düşünemez hale gelecek. Yani Nana da Hakan'ın düşüncelerini okuyunca yıkıldı tabii. Tamam. Şimdi her şeyi anladım. Hemen bir iksir hazırlamalıyım. Nasıl ama? Şoker çok zeki değil mi? Kapat çeneni Gorfo. Peki ama beni buradan çıkarmayacak mısın? Hatta elindeymişken ayak da çizsene bana Kulina. Olmuşken tam olayım bari. Biraz orada kal da aklın başına gelsin. Şoker yalakası seni. Evet, babam o gıcık kadını çok seviyor olamaz. Lütfen bizi bırakıp gitme Nana. Evet, seni çok seviyoruz. Ayrıca sen gelmeseydin o kadın çoktan babamızla evlenmiş olurdu. Burada yaşayamam artık gerçekten. Beni anlayın çocuklar ne olur. Yani şimdi sen babamı çok mu seviyorsun? Yani filmlerdeki gibi mi? Çocuklar bu babanızın tercihi. O Simge'yi seviyor. Hepimiz buna saygı göstermek zorundayız. Ama ben göstermeyeceğim. Yani bilmem ama Kulina'dan yardım isteyelim. Sihir falan yapalım, bir şeyler yapalım işte. Hiçbir şey yapmıyoruz. Bakın, birini çok sevseniz bile onun sizi sihir sayesinde değil de gerçekten sevmesini istemez miydiniz? Yani hiçbir etki olmadan. Tabii de. Ama en güçlü sihir de yapılsa ben Simge'yi asla ve asla sevmezdim zaten. Ya gördünüz mü? Sizi hiç ama hiç unutmayacağım çocuklar. Yo Nana yo. Yapmayın böyle çocuklar. Çok zor Nana, olacak. Gitme lütfen. Gitmek zorundayım. Gitme lütfen. Nedir bu haliniz çocuklar? Ama kesin bakayım sızlanmayı. Konseye dileğimi ilettin mi Kulina? Hayır efendim, iletmedim. Neden? İletmedim çünkü hiçbir yere gitmiyorsun. Ama Kulina... Çünkü Şoker öyle bir oyun oynamış ki anlattığımda kulaklarınıza inanamayacaksınız ya. Şoker mi? Şoker. Ben Kulina, beni buradan çıkar lütfen. Çabuk bana Şoker'in nerede olduğunu söyle. Bana yalan söyleme. Gerçekten bilmiyorum. İnan bana Yüce Kulina. Siz nasıl benden habersiz ekranımdan dünyada olup biteni izlersiniz ha?
Şoker beni zorladı. Sus bakayım yalancı. Ha? Çabuk bana Şoker'in yaptıklarını anlat çabuk. Yoksa seni silerim ona göre. Silmek mi? Bunu yapma Kulina. Zaten ayaklarımı daha önce silmişlerdi. İyi ya, ben de şimdi kollarını sileceğim. Olmaz Kulina. Walt Disney'le anlaşmam var. Kollarım da olmazsa sana dayatım başlamadan biter. Lütfen. O halde konuş çabuk. Şey, siz Nadia'ya sihir yaptınız ya. Şoker de Simge'ye bir iksir hazırladı. Simge onu Hakan'a içirince ondan başkasını düşünemez hale gelecek. Yani Nana da Hakan'ın düşüncelerini okuyunca yıkıldı tabii. Tamam, şimdi her şeyi anladım. Hemen bir iksir hazırlamalıyım. Nasıl ama? Şoker çok zeki değil mi? Kapat çeneni Gorfo. Peki ama beni buradan çıkarmayacak mısın? Hatta elin değmişken ayak da çizsene bana Kulina. Olmuşken tam olayım bari. Biraz orada kal da aklın başına gelsin. Şoker yalakası seni. Buldum Şoker. Kulina her yerde seni arıyor. Neden aradığını çok iyi biliyorum. Nana'nın insan olmaktan vazgeçtiğini ve bu hakkın bana verildiğini söyleyecek. Şey, o kadarını bilmem şu artık. Şu Nana engeli ortadan kalktı. Yaşasın! Yaşasın! Sen öyle sen. Beni arıyor musun Kulina? Önemli bir şey oldu herhalde. Ah hem de nasıl? Dur bakayım tahmin edeyim. Nana insan olmaktan vazgeçti. Onun yerine bu hak bana verildi. Öyle değil mi? Evet. Zaten onun bu işi başaramayacağı ta en başından belliydi. Yeter Şoker yeter. Yaptığın her şeyden haberim var. Hakan için hazırladığın o iksir de tam bir amatör işiydi. Neden ama? İşe yaramıştı. Bak hala konuşuyor. Ben her şeyi sevgili arkadaşım Nana için yaptım. O pek mutlu değildi yani o yüzden. Bana yalan söylemeye devam ediyorsun. Sen iyi bir ders hak ettin Şoker. Kulina bunu yapma ama. Ah şimdi seni çok eğleneceğim bir yere göndereceğim Şoker. Bu haldeyken nasıl eğlenebilirim ki Kulina? Bilemem. Kulina yapma ama ya. Teşekkürler Kulan. Tutsam ben. Ne yapıyorsun sen? Yağmur. Sen de. Nana. Emre. Nana. Emre. Ona en çok tava yakışır. Koyun şunu bakayım şuraya. Dur. Pişirmeyin beni. İşte böyle. Nana bu da oldu maşallah. Ya. Onun da bir yatağı var. Böyle elim kolum bağlı oturmayacağım herhalde. İnsan olmanın bir yolunu mutlaka bulmalıyım. Kulina yardım etmeseydi Nana çoktan bez bebek olarak geri dönmüştü ama. Oyuncaklar ülkesinin kara listesi. Vay. Periler Konseyi bir de kara liste hazırlamış ha. Kimler varmış acaba burada? Umarım ben yokum. Bu da kim? Ne tuhaf biri. Gonzo. Dünyadaki şiddet içerikli bilgisayar oyunlarının kötü karakteri. Vay be. Ne etkileyici biri. Eminim çok heyecanlı bir hayatı vardır. Enerji gerek bana, enerji. Enerji gerek bana, enerji. Sakin ol dostum. Hoş geldin. Ben Şoker.
Ben Komutan Gonzo. Emrediyorum, enerji bul bana. Enerjiye ihtiyacım var. Telefon şarjı olur mu? Saçmalama budala. Enerji, büyük enerji gerek bana. Anladım dostum. Anladım Komutan Gonzo. Gel benimle, sana enerji bulacağım. Yanlış anlamadıysam sen de benim gibi güce tapan birisin. Güzel. Çok güzel. Görev için hazırım. Görev için hazırım. Görev mi? Ondan kolay ne var? Mesela ben burayı ele geçirirken bana yardım etmeye ne dersin? Görev için hazırım. Güzel. Ne saçma bir oyun. Ne sıkıcı bir yer burası. Dünyaya gidelim o zaman. Ama burası yakında çok eğlenceli olacak. Nasıl? Bekle. Bekle ve gör. Vay be, Komutan Gozo'ya bak. Çok karizmatik. Tam bir savaşçı. Sen bir de savaşırken gör onu. Bak, şu tuşa ateş edeceksin. Okay, ateş! Evet sevgili dostum. Eğlence başladı bile. Sen bunu eğlence mi diyorsun? Merhaba, merhaba, merhaba. Merhaba. Ülkenizi işgal etmeye geldim. İkinci bir emre kadar kimse çıkmayacak. Haberleşmek yasak. Ol, nişan al, yok et. Ol, nişan al, yok et. Ol, nişan al, yok et. Devam edin. Eğlendirin beni. Son derece sıkıcı bir yer burası. Ey sen, gel bakalım bir şeyler yap. Sana diyor. Hayır, sana diyor. Kalk. Ne? Eğlendir beni. Hadi çabuk ol. Ne bekliyorsun? Hadi çabuk ol. Kızmaya başlayacağım. Geçeriksiz. Bir daha hadi. Yandık. Çabuk ol. Çok sadece savaşmak eğlenceli. Siz hepiniz beni sıkıyorsunuz. Güzel. Madem sıkılıyorsun, o zaman oyuncaklar ülkesini terk edebilirsin. Evet. Ben üçüncü versiyon kara savaşçısı Gonzo. İyi canım, anladık. Burayı ele geçirdim. Eriler konseyini etkisiz hale getirdim. Ve hiçbir yere gitmiyorum. Ben komutan Gonzo. Sizler benim güçlüksünüz. Bir şey oluyor. Sen bir bilgisayar oyunusun değil mi? Ne? Evet. Bilgisayar oyunu mu? Ne olmuş? Allah Allah. İnanmıyorum. Çocuklar, dünyada benim oyunum oynadıkça güçleniyorum, güçleniyorum, güçleniyorum. Kendimi hiç bu kadar çaresiz hissetmemiştim. Oyuncaklar. Dünyada sizlerle oynayan çocuk kaldı mı? Bilgisayar oyunları durur. Ne sizin ne yapsın? Enerjisi mi bitti bunun? Ne yapacağız Kulina? Ne yapacağız Kulina'ymış? Bunu başımıza sarmadan önce düşünecektin. Aptal Joker. Belki de artık böyle etkisiz kalır. Hiç sanmam. Ay. İlk karşıma çıktığında da enerjisi azdı. Ama sonra birden toparlandı. Dünyadaki çocuklar
Onun olduğu bilgisayar oyununu oynadıkça güçleniyor. Yapılacak tek bir şey var. Dünyaya gidip bu oyunu ortadan kaldırmak. İyi o zaman. Seni tutmayalım. Saçmalama Şoker. Ben burayı bırakamam. Bu işi başımıza sen sardın, sen temizleyeceksin. Hemen dünyaya inip bir yolunu bulup bizi kurtar. Hadi güle güle. Peki. Ha. Ama bu işi başarırsam oyuncak madalyası isterim, ona göre. Ay delireceğim şimdi. Çabuk ol. Şimdi enerjisi yerine gelecek. Peki peki. Hadi Allah'a ısmarladık. Görüşürüz. Güle güle. Bay bay. Görüşürüz Şoker. Dikkat et. Ödümü kopardın Şoker. Neredesin? Bütün gece seni bekledik. Bir şey bulabildin mi? Millet nerede? Bir kısmı kütüphanede. Diğerleri de sığınağa saklandılar. Dün gece kütüphanedeki bütün kitapları okudum. Ama hiçbir kurtuluş yolu bulamadım. Son ümidim elimdeki bu kitap Şoker. Peki ya? Gonzo, o nerede? Bilmiyorum. Aniden ortaya çıkıyor, sonra kayboluyor. Ondan nasıl kurtulacağız? Bir onu bulabildin mi? Senin tahminlerin doğru Kurina. O bir sanal karakter. Hem de çok acımasız biri. CD satıcılarını dolaştım. Ancak onun içinde bulunduğu oyun yıllar önce kaldırılmış. Hiçbir yerde yok. Ama hala bir yerlerde birileri oynuyor olmalı. Eğer oyunu bulabilirsek onu yok edebiliriz. Peki Nana'dan yardım istedin mi? Nana mı? O ne anlar canım bilgisayar oyunundan falan. Şoker, hemen Nana'ya git ve ona olanları anlat, tamam mı? Sana emrediyorum. Ne demişler? Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Belki bize yardım edebilir. Hiç sanmıyorum ama gideyim bari. Çabuk bir yolunu bulup bizi kurtarın. Yoksa oyuncaklar ülkesi diye bir yer kalmayacak Şoker. Gerçi yarıdan çoğunu sevmem ama gene de burası benim ülkem. Kimseye çiğnetmem. Aferin. Aferin. Bu bilgisayarda garip bir şey var sanırım. Daha doğrusu Emre'nin sabaha kadar oynadığı Komutan Gonzo oyununda. Ben anlamam. Ama derslerinden geri kalacakları kesin. Şoker, ne işin var burada? Dur ben hemen tavamı kapıp geliyorum. Dur benim Necim. Şimdi seninle uğraşamam. Üstüme iyilik sağlık. Ne oldu Şoker? Nana, oyuncaklar ülkesi işgal altında. Ne? İnanma kızım bu oyunbazın dediklerine. Beni kuline gönderdi. Ondan hiç haber alamıyorum. Defalarca seslendim. Sihirli ekranını açmıyor mu artık? Ne sihirli ekranı? Sihirli ekran mı kaldı artık? Oyuncaklar ülkesi çok zor durumda. Korkunç bir saldırıya uğradık. Bak Şoker, eğer yine bir şeyler çeviriyorsan... Bu konuda yalan söylemem Nana. Gerçekten durumumuz korkunç. Ne oldu anlatsana. Gerçi sen de buna bir çözüm bulamazsın ama... Kulin'e anlatmamı istedi.